Sayın Başkan, diğer değerli milletvekilleri, bu ülkede kara para akıyıcıları, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı'yla yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir. Bakın, şimdi gösteriyorum. 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto tosuncu Süleyman Soylu ile. Bakın, şimdi gösteriyorum. Peki, Süleyman Soylu uyuşturucu maddeyle yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile. Bakın, şimdi gösteriyorum. Soylu Aleyna Çakır cinayeti şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasıyla. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Nursaraş'ta uyuşturucu kullanan pudracı Kürşat Ayvaoğlu ile. Şimdi gösteriyorum. Süleyman Soylu Brezilya'da 1.3 ton uyuşturucuyla yakalanan uçağın sahibi Şehmut Özkan ile. Değerli arkadaşlarım, Türkiye hem uyuşturucu kullanımı hem uyuşturucu ticareti açısından karanlık bir noktaya sürüklendi. Elinde tuttuğum kitap gibi yüzüm kızarıyor. Görüyorum. Emniyetin 2022 uyuşturucu raporuna göre 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla geçen eroin miktarı tam %61 arttı. Bonzai senin söylediklerini söylüyorum. %30, kokain %45, kaptagon %24, met %33 arttı. Bu kadar uyuşturucunun yakalanması, uyuşturucunun Türkiye'de bu kadar kol gezmesi, sen onların işlerinden yakaladığın torbacılar da büyük bir başarı hikayesi yazmaya kalkıyorsun. Ve bundan hiç sanmıyorsun. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Türkiye'nin uyuşturucu da rota ve pazar haline geldiğini gösteriyor. Genel Başkanımızın gündeme getirdiği met 2009'da İstanbul'un bir sokağında bulundu. Ve 10 yıl içinde Türkiye'nin her yerindeydi. Senin sayende. Met yoksul mahallelerin elinde ölümcül bir salgına dönüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoksul mahallelerde yaptığı çalışma bize şunu gösteriyor. Met ucuz ve her yerde kullanılıyor. Yoksul gençler hırla boğa düşüyor. Çünkü senin çalışma tarzın bu gençlere başka bir hayat hakkı tanımadı. Geçen sene uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısı mette rastlandı. Oran 10 yıl içinde katlanarak büyüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Önüne geçemediğin salgını operasyonel baskınlar falan diye millete yutturmaya çalışıyorsun. Ölen uyuşturucudan ölen çocuklar, anneler, ağlayan anneler seni asla ama asla unutmayacaklar. Söylediğin hesaba göre yılda 260 bin uyuşturucu satıcısını yakalamıştın. Ya bu korkunç, yakalananların torbacı olduklarını, yakalanmayan baronlarınsa senden beraber boy boy fotoğraflarını ben sana gösterdim. Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var. Yakalanan tek bir baron yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunlar Türkiye'ye geliyorlar. Milyon dolarlık oteller, yatlar, villalarla kara parayı aklıyorlar ama senden çıt yok. Neden bu hale mi geldi? Senin yüzünden. Hatırlarsan geçen sene Kolombiya'dan Türkiye'ye 4.9 ton kokain Kolombiya limanında yakalandı. Kimler teslim alacaktı? Kimler paylaşacaktı? Nasıl bir aile dağıtılacaktı? Aradan tam 2,5 yıl geçti. Ortaya çıktı mı? Hayır. Bildiğim kadarıyla gene paravan kişileri yakalamıştın. Gene baronun arkasında durmuştun. Gene baron elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Şimdi sen bunun hesabını verebilir misin? Veremezsin.
Sen bu suçu ve suçluyu nasıl koruduğunu bir geçen sene belgeleriyle sana anlattık. Sen de evet doğrudur dedin. Kirli ilişkilerin nedeniyle senin bilgi paylaşmayan bürokratlarının olduğunu, rahatsızlık duyduğun devletin polisleri, memurları, cumhuriyetin evlatları olduğunu biliyorum. Bu yüzden hepimizin bildiği bir gerçeği bir kez daha söylüyorum. Genel başkanımız ve biz uyuşturucuyla ilgili sözlerindeki muhatap olarak iktidarı, siyaseti ve seni sorumlu tutuyoruz. Hiçbir zaman devletin kurumlarını hedef almadık, almayız. Kendine süper ettiğin kurumların açıklamalarında senin kullandığın ucuz siyasetin ve kirli dilin izlerini görüyoruz. Hepimiz aslında seni görüyoruz Soylu. Gözümüz senin üzerinde, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın. Değerli milletvekilleri, geçen sene Soylu burada terörü bitirdik dedi. Ya hiç tıkılmadan bu senede daha yeni bomba patlamışken aynı sözleri yüzü kızarmadan burada söyledi. Oysa yılbaşından bu yana 88 askerimiz, 17 polisimiz, 105 evladımızı teröre şehit verdik. Teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedin, kuş uçurtmuyoruz dedi. Az önce de gene sıkılmadan aynı sözleri söyledi. Öyleyse nasıl oluyor da bir kadın terörist? Güvenlik unsurları lideri, senin lideri dedi ki sen kimsin? Ben Amerika'da Başkan Biden'ın elini tutarım, taziyesini kabul ederim dedi. Buna rağmen yine ipe sapa gelmez açıklamalarda bulundu. Mersin'de hain terörist polis evindeki saldırıda çuvalladı. Fikirtepe'de bir binada patlama meydan geldi. 3 can kaybı var. Doğalgaz olmayan evdeki patlamayı doğalgaz diye açıkladın.